Evde turşu hazırlarken yararlı bakterilerin mayalanma sürecini başlatması ve zararlı bakterilerin turşuda bulunmaması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Aksi halde hem tat ve lezzet açısından başarılı bir turşu yapılamaz, hem de zararlı bakteriler veya onların toksinleri besin zehirlenmelerine neden olabilir. İşte ev turşusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler. 1. Ezik besinlerden kaçının. Turşusunu kuracağınız sebze ve meyvelerin diri, zedelenmemiş, taze ve kaliteli olmasına dikkat edin. Ezilmiş herhangi bir yerinden çürümeye başlamış meyve sebzeler turşu yapımında kullanılmamalı. Çünkü bu tür sebze meyvelerde zararlı bakteriler bulunabilir. Turşunun oluşması esnasında yararlı bakterilerin oluşmasını, çalışmasını engelleyebilir ve gıda zehirlenmelerine neden olabilecek zararlı bakterilerin veya onların toksinlerinin besinden uzaklaştırılmasına engel olur. 2. Plastik yerine cam kavanoz kullanın. Turşu hazırlamak için kullanılacak kaplar, cam kavanoz veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı tek kullanımlık plastik kaplar olmalı. Diğer kaplarda hazırlandığında turşunun içerisine kabın yapımında kullanılan ve insan vücudu için kanserojen olabilen maddelerin geçişi olabilir. Kabı ve besinleri çok iyi temizleyin. Turşu yapılırken kullanılan tüm malzemeler çok iyi temizlenmiş ve başka herhangi bir şeyle temas etmemiş olmalı. Ayrıca kimyasal temizlik maddesi kalıntısı da bulunmamalı. Aksi halde fermantasyonun, mayalanmanın sağlıklı oluşmasını engeller. 4. Tuzuna dikkat edin. Tuzun turşu yapımında yeterli miktarda eklenmesi hem yararlı bakterilerin oluşup zararlı bakterilerin oluşmaması için hem de turşusu yapılan besinlerin sertliklerinin uygun olması için önemli. Tuzu az eklenen turşu yumuşar, esner, suyu bulanıklaşır ve kararır. Tuzu fazla olan turşuların ise olgunlaşma süresi uzar. Tadı fazla tuzludur ve özellikle salatalık gibi sebzelerin turşularının içinde fazla su birikmesine neden olur. 5. Kaya tuzuyla hazırlayın. Turşu hazırlarken sofra tuzu yerine kaya tuzu kullanın. Çünkü normal sofra tuzuyla yapılan turşularda kısa sürede yumuşama gözleniyor. %8 tuzlu su hazırlamak için 1 litre suya 80 gram tuz eklemek gerekir. 6. İçme suyu kullanın. Turşusu hazırlanacak besinler iyice temizlendikten sonra tuzla karıştırılarak hazırlanan salamura suyun çok temiz olması gerekir. Beklemiş, güvenli olmayan kaynaktan alınmış su olmamalı. Temiz olmayan bir suyla hazırlanan turşuda zararlı bakteriler üreyebileceği gibi gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle turşu hazırlarken kullandığınız suyu içme suyundan ya da kaynatıp soğuttuğunuz sudan kullanın. 7. Limon tuzu ve sirke koyun. Turşu hazırlanırken asitlik oranı düşük olan sebzelere limon tuzu eklemek, tuz miktarını çok artırmadan turşu oluşumunu sağlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda turşunun rengini korur. Sirke de doğal bir koruyucu olması ve turşu fermente olurken istenmeyen bakterilerin oluşmamasını sağlamak bakımından turşuya eklenmesinde fayda var. 8. Karanlıkta bekletin. Süresine dikkat edin. Turşu oluşması için hazırlanan sebze ve meyveler karanlık ve serin bir ortamda 18-20 derece ısıda bekletilmeli. Isının 20 dereceden fazla olması, zararlı bakterilerin sayısının turşuda hızla artmasına neden olurken, düşük olması ise iyi bir turşunun oluşmasını engeller. Zararlı bakteri sayısı artan bir turşu sağlık açısından zararlı bir hale gelir. Gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Bekletilme süresi genellikle 4 ila 6 hafta arasında olmalı. 9. Beyaz tabakayı hemen alın. Turşu oluşumu sırasında turşunun üst yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşursa hemen alınması gerekir. Çünkü küf oluşmasına ve turşunun bozulmasına neden olur. Ara ara kontrol edilerek yine oluşursa yine hemen alınmalı. Bu beyaz tabaka turşuya uygun oranlarda tuz eklenmediyse ve turşu uygun sıcaklıkta bekletilmediyse oluşuyor.